Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere sert metal uçların ve katerlerin kodlamasıyla ilgili bilgi vereceğim. Tornalarda, sinüs torna, üniversal torna, dik torna gibi tornalama merkezlerinde kullandığımız uçlar ve katerleri genelde bir standardı var ve bu standart kodlama yapısına sahip ve genelde kullanılmış uçların da burada çizimlerini yaptık. Burada elimde örnek veriyorum arkadaşlar. DNMG bir uç var. Burada DNMG dediğinde 150608GM diye yazıyor GM. Bu kodun ne işe yaradığını burada anlatacağım yani neyi ifade ettiğini. Arkadaşlar D dediğinde arkadaşlar D tipi 55 derece uç açısına sahip. N boşaltmasının nötr olduğunu, boşaltma tipine sahip. M tolerans arkadaşlar bu uçlar bir toleransla üretiliyor. Bunlar da arkadaşlar siz eğer hassas işler yapıyorsanız da uç değiştirdiğinizde kesinlikle ve kesinlikle uçları tekrar tanıtmanız yani sıfırlama işlemini yapmanız gerekiyor ucun. Yoksa farklılıklar çıkabilir. Biz genelde böyle yapıyoruz. G bağlaması burada iki yönlü bir ucun, negatif bir ucun ve ortadan bir vidayla bağlı olduğunu anlıyoruz. 15 kenar boyu arkadaşlar bir ucun. Şu ucun bir kenarının boyunun 15 mm olduğunu ve 0.6 kalınlık arkadaşlar 0.6 değildir bu. 0.6 eşittir bir kalınlık ölçüsü vardır. Bu 0.7, 0.5'ler var. Daha küçükleri 0.5'ler var arkadaşlar. Ama siz dik tornalarda falan daha büyük uçlar var. Orada 0.9'a kadar giden bir ölçülendirme mantığı var. En sondaki 0.8 de ucun radüsüdür. Şu ucun radüsüdür. Kesme işlemini asıl yapan o köşenin radüsüdür. Bu 0.4, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.2 gibi devam edebiliyor. Biz genelde arkadaşlar 0.8 veya 0.4'ü çok kullanıyoruz ama 1.2'yi de kullanabiliyoruz. Siz burada uç radüsü büyüdükçe arkadaşlar mukavemet kesme dayanımı artıyor. Daha çok talaş kesebiliyorsunuz ama ona göre tezatta zorlanma çoğalıyor. GM dediği de arkadaşlar bir tablo var burada. Bu tabloda işte finish takım mı, zorlanma veya işte orada medium diye örnek veriyorum. İşte orta kullanım alanına sahip gibi bir ifadeyi gösteriyor. R arkadaşlar yuvarlak bir uç yapısı. S 90 derece SNMX diye geçer mesela. Genelde frezelerde daha çok kullanırız bu kodu. Frezede çok fazla da standart uç yoktur bilginiz olsun. Arkadaşlar CNMG 80 derece uç açısına sahip dörtgen bir ucu olduğunu. W çok kullanırız. 6 köşe bir ucu sahip negatifi 80 derece uç açısı oldu. TNMG havşalamada kullanırız veya diş dahi çekebilirsiniz. Bununla üçgen bir uç olduğunu. DNMG'nin 55 derece bir uç açısına sahip olduğunu. VBMT genelde finish işlemlerde VCGT gibi. Alüminyumda da VCGT'sini kullanırız. Daha çok finish işlemlerinde kullandığımız 35 derece uç açısına sahip olmuş oluyor. Arkadaşlar katerlere geçmeden önce de bu sayfadan sonra da diş uçlar ve katerlerinden bahsedeceğim. Burada arkadaşlar şu an katerlerin mantığını anlatacağım. Dış çap ve iç yapıdaki bağladığımızda dış katerlerde dış çap tornalama katerlerinde bu kodu kullanıyoruz. İç çapta da bu üçlü 1-2-3 yazdığımız yerdekini ekstra olarak kullanıyoruz ve üsttekindeki 5 haneyi kullanıyoruz. Burada arkadaşlar S tipi bağlama olduğunu, mesela şuradaki en alttaki bağlama tipi S tipi oldu, bağlamaya sahip olduğunu katerin. Örneğin hemen elimi de alayım. Vidalı bir bağlama oldu. Ucun tipi V, V'nin işte 35 derece uç açısına sahip. Kenar açısı bu arkadaşlar, şu duruş açısı buradaki J, B ikinci ucun kodlamasındaki ikinci VBMT'nin B'si. Genelde katere baktığımızda arkadaşlar ikinci ve dördüncü hanedeki sayılar ucun hangi ucu bağladığını söylüyor. Mesela burada VBMT tarzı VB diye geçen bir ucu bağladığını söylüyor. Arkadaşlar R yönü sağ yön, sol yön ve nötr diye tanımlıyoruz bunları genel olarak. Arkadaşlar bunu nasıl ayırt ediyoruz klasik mantıkta? Kateri şu kateri görüyorsunuz. Kendime doğru baktırıyorum. Sağa bakıyorsa sağ yan bir kater. Sola bakıyorsa sol yan bir kater, direkt size bakıyorsa nötr bir kater olduğunu göstermektedir. 25'e 25 arkadaşlar bu kalınlık ve genişliği katerin. Burada arkadaşlar 20'ye 20'si var, 16'ya 16, 12'ye 12 gibi devam eden bu katerlerin de büyüklüğü ve küçüklüğü tipleri vardır. Kater uzunluğu M tipi, M tipi bir katerin bu komple uzunluğu demek 150 milim bir standart bir kater olduğunu söylüyor. Buradaki de arkadaşlar 16 da arkadaşlar burada 16 milim kesmeye kadar 16 milim talaş derinine kadar ve yanal kesmeye kadar size müsaade ettiğini katerin söylemektedir. Delik içine gelecek olursak arkadaşlar delik içinde ise örneğin elimde S20R SCLCR09 diye bir kater var. Delik içi bir kater. Buradaki arkadaşlar S tipi çelikten üretildiğini ve delik içi soğutma sıvısının deliğinin olmadığını söylüyor. Direkt buraya soğutma sıvısını ulaştıran katerin içinden bir sistemin olmadığını söylüyor. Deliksiz tipi yani soğutma sıvısı deliği yok. Burada arkadaşlar bunun
A tipi var. A tipi de arkadaşlar çelikten üretildiği ve delik içerisinden buradan soğutma sıvısını buraya ulaştıran bir yapının olduğunu söylüyor. Bunun bir E tipi de var. Karbürden üretildiğini ve delik içerisinden soğutma sıvısının olduğunu söylüyor. Bunun bir de C tipi var arkadaşlar. C tipi de arkadaşlar karbürden üretildiğini ve aynı bu şekilde arkadaşlar işte soğutma deliğinin olmadığını söylüyor. 20 çapı arkadaşlar. Bu şaft çapı. Şaft çapının 20 olduğunu söylüyor. R arkadaşlar. Burada arkadaşlar M tipi gibi, M gibi. R'de arkadaşlar sizin katerin toplam boy uzunluğu söylüyor. 200 mm'dir bu R dediğimiz arkadaşlar. R eşittir 200 diye tabloda yazar. Burada arkadaşlar C tipi arkadaşlar pabuçla üstten çektirme. D veya T tipi de vardır arkadaşlar. D diye geçiyor ama T diye de geçebiliyor bu şurada arkadaşlar. T, D, J, N, R diye bir kater örnek veriyorum. Burada hem pabucu çektirdi hem de vidayla üstten bastığını söylüyor. M tipi arkadaşlar alttan bir çektirme vidası ve üstten pabuçla bastığını veya da S tipi arkadaşlar dediğim gibi üstten vidayla sıkması. P tipi de alttan bir çentik olarak kendine doğru çekerek sıkma yapısına sahip olduğunu söylemektedir. Burada arkadaşlar dediğim gibi burada S, C, L, C, R diyor. Misal CCMT bir kater olduğunu anlıyorum. CCMT bir uç bağlandığını ve 0.9 lok bir ucu olduğunu burada söylüyor. Burada arkadaşlar 5 hanesi burayla aynıdır buradaki kodlamanın. Bu şekilde arkadaşlar genel olarak biz tornalamalarda kullandığımız uçların kodlaması bu şekilde en çok kullanılan uç yapıları bunlardır. Ve bunun yanında arkadaşlar bağlama tipleri ve katerlerin kodlaması dış çap ve iç çapta bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi de diş uçları ve katerle ilgili bilgiler vereceğim. Sert metal uçlardan arkadaşlar diş uçlarına baktığımızda diş uçlarında burada 16 NR 1.5 ISO diye bir uç var elimde örnek veriyorum. Bu uçlar nasıl kodlanıyor? 16 aslında dişin büyüklüğü 11'lik, 16'lık ve genel olarak 22'lik olarak mevcuttur. NR dedi arkadaşlar en iç çap yani veya da burada siz ır diye de görebilirsiniz bahsede ır da yazabiliyor. NR'de yazabilir. İç çap olduğu ve 1.5 adımda metrik 1.5'luk diş çekileceğini söylüyor. Burada arkadaşlar tam bu uçları kullanmanın amacı şu. Ucun sonunda arkadaşlar silicisi dediğimiz yani diş dibini bulduktan sonrasında çaptan talaş kaldırmasıdır. Örnek veriyorum siz 1.5'luk diş çektiğinizde arkadaşlar o dişi hep 1.5 olarak görebilirsiniz. Çap 20'ye 1.5 diş çekiyorsunuz bir iç çapta. Sizin o çapınızı arkadaşlar artık alarak devam eder. Orada dikkat edin arkadaşlar biz genelde şöyle yapıyorum kendi tarafımda. Örnek veriyorum dış çapta yapıyoruz veya iç çapta. 11-12'de talaş fazlalığı veriyorum ki siliciyle temizlesin ve pürüzsüz veya da çapaksız bir diş elde edeyim diye. Bu uçların Whitworth olanları da var. Metrik olanı var. Şimdi Whitworth tarafına geldiğimizde arkadaşlar 55 derece uç açısına sahip. Metrik de 60 derece uç açısına sahip. Burada arkadaşlar bu uçlarda bunun yanında metrikte de vardır bu. Whitworth'ta da var. 55 derece ve 60 derece. A tipi, AG ve NL diye geçen. A genelde 11'lik diş ucuna sahip daha küçük. AG'yi daha çok görüyoruz 16'da ve 22'likte NL olarak da geçiyor. AG dediğimiz aslında silicisi olmayan işte 0.5 ile 3.5 milim arasında diş çekiyorsanız AG 16'yı kullanabiliyorsunuz. Yani sizin elinizde bulunur. Biraz çapak yapar dişin üstünde ama dişi çok rahatlıkla çekersiniz. Silicisiz bir uç olmuş oluyor. Aralıklarda istediğiniz aralıktaki dişi bu dediğim sınırlar arasında çekebiliyorsunuz. Bu atölyenizde olmasını tavsiye ederim. Burada arkadaşlar katerlere gelecek olursak arkadaşlar S25 sır demiş. Buradaki arkadaşlar S25 S dediği de burada arkadaşlar yine vidalı bir tip oldu. Delik içi oldu. Şuradan bakacak olursak arkadaşlar S25 R diyor. S25 burada arkadaşlar vidalı bir bağlama olduğunu söylüyor. 25 şaftında olduğunu söylüyor ve sağ yönde bir diş çekilmeye uygun olduğunu söylüyor. Ve 16'lık büyüklüğünde bir ucu bağladığını söylemiş oluyor. Bunun yanında arkadaşlar örnek veriyorum. Bizim burada da arkadaşlar SER 25-25-16 M diye yine bir katerimiz var dış çapta. SER burada ER dediğimizde arkadaşlar genel olarak dış çap, IR dediğimizde veya NR dediğimizde iç çaptan bahsetmiş oluyoruz. Arkadaşlar burada yine vidalı bir bağlama yöntemi SR tipi yani dış çapta bir kater olduğunu söylüyor bağlayacak ve 25-25 kalınlıkta ve genişlikte olduğunu söylüyor. Burada M16 M dediğimiz 150 boyunda 16'lık bir uç bağladığını bize söylemiş oluyor. Burada arkadaşlar Whitworth'da dediğimiz gibi 55 derecedir ama bizim sahada gördüğüm bazı arkadaşların da kaçırdığı bunu. Şimdi arkadaşlar
Whitworth dişe geldiğimizde işte 11 diş, 12 diş, 14 W gibi böyle devam eden uçlarımız var. Burada arkadaşlar W veya şeyde 55 derece bunlar tamamen ama BSTP gibi. Şu an elimde örnek veriyorum. Elimde BSPT 11'lik bir diş var. Burada arkadaşlar 1 inçteki diş sayısını belirtiyor bu arada. 11 dedi. 12 diyorsa 12 tane diş olduğunu 1 inç uzunluğunda dişe sahip olduğunu söylüyor. İstisna olarak arkadaşlar U, N veya NPT dişler Whitworth olmasına rağmen 60 derecedir. Bazı arkadaşları gördüğüm için söylüyorum. 55 dereceyle bu da 55 derecedir. Whitworth'tur sonuçta diye diş çekerken 55 derece çekiyorlar. Bu yanlış bir kullanımdır. Doğru kullanım arkadaşlar. 12 U, N, U, N, C örnek veriyorum. U, N diye geçer direkt ucunda veya 11 U, N diye geçer veya NP. Bu tür uçları arkadaşlar kesinlikle kendi ucunu kullanmanız gerekiyor. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.